Ligin ilk haftaları bütün kulüp takımlar için zor. Bir de İzmir, hava sıcak, yeni çıkan bir takım. Onlar da organize olmaya çalışıyor. Benzerliklerimiz var aslında. Onlar da çok yeni oyuncuyla, biz de çok yeni oyuncuyla böyle bir maç oynayacağız. İnşallah lige iyi başlamak çok önemli. Çünkü iyi başlamadığınız zaman geçen iki sezonki gibi böyle zor haftalar geliyor. İnşallah hazırlanıyoruz. İyi bir sonuçla döneceğimizi umut ediyorum. Bir iki tane daha böyle antrenmana çıkmayan oyuncumuz var. Ama daha henüz net bir şey söyleyemeyiz. Maça yakın daha netleşir. Şu anda öyle net bir şey yok. Mevki söylemeyeyim ama birkaç mevkiye takviye ihtiyacımız var. Başkanımız sağ olsun özverili bir şekilde çalışıyor. Alin abi de sportif direktörümüz. Onlar temas ettiğimiz birkaç oyuncu var. Tabii transfer daha önce de söylediğim gibi kolay olmuyor. Zor oluyor. Bir de geçmişten Kayseri Spor'un üzerinde bazı yükler var. Oyuncuların tercih ederken falan böyle bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama çok şükür başkanımız özverili. Çözüyoruz inşallah. O birkaç oyuncuyu daha çözeceğiz. 14 yabancıya izin veriyor kural. Biz zaten yabancı sayısı olaraktan 2 sezondur yabancı odaklı bir takım. Kuralın değişmesinden sonra da 14 yabancıyı bulunacağız yani. Şöyle tabii daha önce de size böyle bir röportajda bahsetmiştim. Çok yeni oyuncu var. Manuel Fernandez, Manu da Manuel Fernandez ve Mensah da yeni. Çünkü geçen sezon ben buradayken onlar yoktu. Fernandez buradaymış ama takım kadrosunda yokmuş. Uzidima öyle. Bir de yeni gelenler var. Baktığınız zaman 13, 14, 15 tane yeni oyuncu. Yeni bir takım demektir yani işin gerçeği bu. Hazırlık maçlarında zaman zaman takım üzerinde geliştirmek istediğim bazı şeylere bakıyordum. Bugüne kadar iyi geldiğimizi düşünüyorum. Tabii çok sirkülasyon oldu. Odası da var. Çok giden oyuncu oldu. Ama ligin artık bu hafta lig başlıyor. %100 hazırız demek çok böyle fazla iddialı olur. Ama bir aile hazırız yani. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz. Şimdi Gustavo daha önce de söyledim. Evet yani Gustavo'nun bir ameliyatı var dizinden. Ben de o ameliyatı geçirdiğim için tecrübeliyim. Geri dönüşleri biraz zaman alıyor. Bir de ağır bir korona, yoğun bakım. Bir de ciğer kapasitesinde şu anda orada bayağı yol kat ettik. Yani ciğer anlamında cevap geldi tedaviye. Ama öbür iş biraz daha böyle mesafeli sürebilir. Çünkü çok dizi, yani ameliyat olduğu ayağında biraz kas kaybı var. Biraz lokal kuvvetlerle, sağlık ekibinde zaten orada devam ediyor. Şu an itibariyle oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Ali Karimi'nin de bir kalça tarafında bir problemi var. Tabii geçen sezon o kadar maç oynamış ama oyuncu sağlık mühendisliğinde öyle bir şey çıkmış. Çok net şeyler söyleyemiyorum. Doktor, sağlık ekibi biliyor. Şu anda bireysel olarak çalışıyorlar. Takıma yakın zamanda katarız diye düşünüyorum.